Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz tekrardan bağcılık dersine. Evet, bu bağcılık videosundan başka bir video tarzıyla gitmek istiyorum. Bugün bağcılık konusunu Somdigi platformu üzerinden size anlatmak istiyorum. Böyle daha iyi olacağını düşündüğüm için de artık belki ilerleyen zamanlarda bu tarz ilerleyebiliriz. Bağcılık konusunu zaten temel şarap eğitimi dersinde almıştınız. Ama benimle uzun zamandan beri ders alan arkadaşlar da bağcılık serisini görmüştür. Ama bağcılık serisi güncellenme kararı aldı arkadaşlar. Bir de daha şarap yapımında güncelleyeceğiz. Neden böyle bir karar aldım? Çünkü birazcık daha artık detaylı bilgiler eklemek istedim. Ve şunu da söyleyeyim. Sürekli olarak güncellenecek bir bölüm oluşturdum arkadaşlar. O yüzden bağcılık serisini sürekli olarak güncelleyeceğiz. Ben ne kadar çalışırsam, ne kadar öğrenirsem sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki bunu basit bir şekilde yapmam gerekiyor. Yoksa gerçekten bağcılık uzun bir konu. Biz Somali olarak bağcılığı bilmek zorundayız. Evet ama bir önolog değiliz. Bunu da söylüyorum arkadaşlar. Yani ne kadar anlatırsak anlatalım, bağcılık konusu her zaman eksik kalacak bizim Somdigi platformunda. Ama elimden geldiği kadar sizinle paylaşacağım. Hatta şimdi Somdigi'de görüyorsunuz. Şimdi sizin de ekranınızda böyle olacak. Açıklama bölümü var arkadaşlar. Açıklama bölümünde kısaca üzümü, masal selection'ı görebilirsiniz. Bakın bu yeni bir terim var artık. Asmaların yıllık serüvenini anlatmaya çalıştım kısaca. Bağcılık bölgelerinde anlatmaya çalıştım kısaca. Dernal Range'i muhakkak öğrenin burada arkadaşlar. Buna ekleme yapacağım. Dernal Range'in ne olduğunu muhakkak araştırın. Hatta Somdigi'den öğrendikten sonra da internet üzerinden de bulabilirsiniz. Bağcılık konusunda arkadaşlar şöyle bir şey var. Dernal Range önemli, su önemli, besinler önemli. Bunları yavaş yavaş ekleyeceğim ben. Canopy Management da önemli arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada gördüğünüz, şu anda gördüğünüz az olsa da yavaş yavaş ben ekleyeceğim. Ama isterseniz daha önce videolarda nasıl yapıyorsak PDF bölümünde size anlatmaya çalışayım. Bağcılığı birazcık daha detaylı ve tekrar etmiş olalım arkadaşlar. Önemli. Tabii internet birazcık yavaş. O yüzden de videoyu beklemek zorunda kalacağız. Burada görüyorsunuz bağcılık açıklama var. PDF'ler var. PDF'leri zaten indiriyorsunuz. Bağcılıkta temel şarap eğitimi dersinde ben kapsamlı biraz daha kapsamlı vermiştim ama isterseniz bir tekrar olması için bağcılığı şöyle bir bakalım. Arkadaşlar biz Somali olarak bağcılığı dediğim gibi bilmek zorundayız ama bir önolog değiliz. O yüzden de aramızda bir culture bölümüyle, bağcılık bölümüyle ilgilenen arkadaşlar varsa onlar için çok daha ilgili bir çekici bir konu olacaktır. Ama şu var, bizler Somali bazlı bir eğitim aldığımız için bizim için bağcılık bir önolog kadar detaylı değil, olmayacak ve hiçbir zaman da olmayacak. O yüzden de her zaman böyle kapsamlı ansiklopedi bilgilerini bu Somdigi üzerinde bağcılık bölümünde bulmayacağız. Hemen bir bakalım. Dünya üzerinde bağcılık alanları enlem boylam arasına baktığımız zaman 30 ile 50 arasında olduğunu biliyoruz artık. Bunu temel şarap eğitimi dersinde söylemiştim arkadaşlar. Toprak yapısının rüzgarın, su ve yamacın çok önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Toprak yapısı gerçekten çok çok önemli. Rüzgar çok önemli, su çok önemli ki bağcılık açıklama bölümünde suyu ayrı bir şekilde açıklıyorum. Bunlar önemli arkadaşlar. Biz bağlarımızı kategorize ediyoruz. Ne demek istiyorum? Bağımız iklimin koşulu nedir? Asma türü nedir? Üzümü nedir? Klon var mıdır? Crossing yani çaprazlama var mıdır? Melez var mıdır? Hangi hastalıklara karşı dayanıklı? Bu arada hastalıklar bölümünde ayrıca ekleyeceğim. Şu anda yok ama onu da söyleyeyim. Hastalıklar çok detaylı bir şekilde ele alacağız arkadaşlar hastalıkları. Bağcılık yönetimini ne demek istiyorum? Organik bağcılık mı yapıyorsunuz? Sürdürülebilir bağcılık mı yapıyorsunuz? Precision bağcılık mı yapıyorsunuz ki onları da açıklayacağız burada. Hasat önemli. Ne zaman hasat yapıyoruz? Eylül ayında mı, Ekim ayında mı ya da Aralık ayında mı Ice One yapmak istiyorsak arkadaşlar? Bunlar önemli. Her üzümün biliyorsunuz artık o seviyeden de temel şarap eğitiminde bahsettim. Her üzümün olgunlaşma süresi farklılık gösterebilir. O yüzden bunlar kategorize olarak biz her zaman ilgileniyoruz. İklimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Eğer iklim çok soğuksa ya asmanın hayatta kalma şansı yok. Çok sıcak olursa da üzümlerin asit seviyesi yetişmez çok zor. O yüzden onunla 20 derece arası çok çok önemli. Nemir onun çok önemli. Güneş ışığı önemli. Güneşi ne kadar aldığı. Yamaçlar mesela resimde gördüğünüz yamaçlar daha
Ya maçların bu kadar önemli olmasının sebebi de arkadaşlar, istenilen seviyede alıyor güneş ışığını üzümler ve üzümün kalitesini de yansıtıyor tabii ki. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları zaten temel şarap eğitiminde fazlasıyla gördük. Ama bir artık bağcılığı ayırmak gerekiyordu. Birazcık daha detaylandırmak gerekiyordu. Toprak kesinlikle çok çok önemli arkadaşlar. İnanılmaz önemli. Asmanın besin kaynağı, sulama ve toprak ısısı gerçekten çok çok önemli. Belki ilerleyen zamanlarda bağcılık konusunda kesinlikle de toprağı detaylandırmamız gerekecek. Araştırmaları yapıyorum. Ben öğrendikçe zaten tabii ki farklı bildiklerim var ama o bildiklerimi size transfer ederken çok fazla bilgiyi aktarmadan yavaş yavaş nasıl transfer ederim onları düşünüyorum arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin. Siz Sondij'in üyesi olduğunuz sürece Sondij sürekli güncelleniyor ve bilgileri de aktaracağız size sürekli. Asmanın besin kaynağı sulama, toprak ısısı çok çok önemli arkadaşlar. Asma gövde. Birçok asma olduğunu biliyoruz. Vitis vinifera kullandığımızı biliyoruz. Ama Amerikan asmaları da var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Klonları da biliyoruz. Bunları hızlı hızlı geçmek istiyorum. Çünkü artık biliyorsunuz arkadaşlar. Klonların ne olduğunu biliyoruz. Bir üzümün farklı bir karakteristik yapısına sahip olmasını istiyoruz. Ne demek istediğim? Pinot Noir mesela. Şampanya bölgesiyle Burgonya bölgesindeki Pinot Noir her zaman aynı değil. Üzüm aynı olsa bile bu klon örneğini hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Crossing'de aynı aileden gelen üzümlerin çaprazlanma sonucu farklı bir üzüm çıkarma. Cabernet Sauvignon mesela. Cabernet Franc babası diyebiliriz. Sauvignon Blanc da annesi diyebiliriz. Çünkü annesinin ismi Sauvignon. Cabernet Franc'tan da Cabernet ismini alarak Cabernet Sauvignon olduğunu biliyoruz. Bunu araştırmalar sonucunda öğrendik. Hala bilmemiz gereken birçok üzüm var. Ama günümüz bilim dünyası, şarap bilim dünyası araştırıyor. Onlar paylaştıkça biz de zaten burada sizinle paylaşacağız. Melez üzüm arkadaşlar iki farklı asmadan gelen olduğunu biliyoruz. Artık bunların detaylı konuşmaya gerek yok. Hastalıkları konuşacağım ama hastalıkları konuşmadan önce arkadaşlar lütfen mantar hastalığı, bakteriler, virüsler, floksera gibi hastalıkların başlıklar altında olduğunu ve dört çeşit farklı hastalık olduğunu ve problemler olduğunu bilmekte yarar var. Ben bunları yavaş yavaş mantar hastalığını, bakterileri yavaş yavaş sizinle paylaşacağım. Emin olun paylaşacağım. Çok detaylı bir şekilde paylaşacağım. Onu da söyleyebilirim. Filokserayı biliyoruz arkadaşlar. 19. yüzyılda tüm Avrupa'yı esir alan bir hastalık olduğunu biliyoruz. Hasatı da biliyoruz. Elle hasat ve makineyle hasat olduğunu biliyoruz. Şeker ölçme aleti Brix'in olduğunu biliyoruz. Zamanın ne kadar çok önemli olduğunu biliyoruz. Zaman derken şundan bahsediyorum. Gece gündüz yani artık hasat zamanı gündüzleri geceleri oluyor. Çünkü güneş yok. Daha serin iklimde oluyor arkadaşlar. Üzümlere şaraphaneye ulaşım hızı da ayrıca çok çok önemli. Bağcılık yönetimi. Biyodinamik, organik, sürdürülebilir bağcılığı biliyoruz arkadaşlar. Bu temel şarap eğitiminde gösterdim. Bunları birazcık daha detaylı göreceğiz şimdi. Ama ben ilerleyen zamanlar çok daha detaylı göstereceğimi söyleyebilirim. Bunlar çok çok önemli. Toprağa yönelik bağcılık sistemi, organik bağcılık, sürdürülebilir bağcılığı olduğunu biliyoruz. Bunlar temel şarap eğitimin dersinde olan dersler arkadaşlar. Artık bunları biliyoruz, toparladık. Şimdi geçelim birazcık daha ileri seviyeye doğru gidelim. Asmaya bir bakalım. Asma önemli bir konu. Tabii internetin yavaş olduğunu daha önce de söylemiştim. Birazcık zaman alacak. Bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi asmayı korumak için korumamız gerekiyor. Hatta geçen sene Burgonya'da görmüş müydünüz o ısıtmaya çalıştılar. Çünkü çok soğuk. Eksi 20'nin altında olduğu zaman asma gerçekten çok büyük bir zarar görecek. Butaj da yapılabilir. Butaj da demek toprak serme yapılabilir. Ama bu çok güçlü bir şey değil. Çünkü eğer çok soğuksa. İklime bağlı olarak donlar görülebilir arkadaşlar. Asmayı donlardan korumak için dört farklı yol izlenebilir. Isıtıcı ki bunu Burgonya yaptı. Rüzgar makineleri, püskürtücü, aspersion dediklerimiz özellikle Şabli bölgesinde yapıyorlar. Ve bağ tasarımını yapabiliriz. Yani gerçekten don önemli bir tehdit. Asmayı korumak için bu çok önemli bir yol izlemeliyiz. Bu dört farklı yollardan birisini izlenebilir. Tabii ki üreticinin ekonomik durumuna bağlı. Peki asma neye ihtiyacı var arkadaşlar? Asmanın güneş ışığına kesinlikle ihtiyacı var. Asmanın ısıya ihtiyacı var. Suya ihtiyacı var. Besine ihtiyacı var. Ki ben açıklama bölümünde zaten bunları tek tek tane tane size açıklayacağım. Dediğim gibi güncellenecek, sürekli güncellenecek. Besin ve karbondioksite ihtiyacı var arkadaşlar asmanın.
Güneş ışığı. Başka fotosentez için gerekli arkadaşlar fotosentezi oluşturan bir etken var. Onu açıklama bölümünde yazdım. Şimdi ismini söylemek istemiyorum. Biraz merak uyandırsın. Lütfen ona bakın. Dengeli bir şeker ve aseton için dengeli güneş ışığına ihtiyaç vardır arkadaşlar. Gerçekten doğru. Çok fazla güneşin olmaması gerekiyor. Çok da az olmaması gerekiyor. Dengeli olması gerekiyor. O yüzden önemli güneş ışığı. Isı aynı derecede önemli arkadaşlar. Sıcak olan bazı bölgelerde oluşan sis asma için çok önemlidir. Gerçekten sis inanılmaz ki Bordo'da Sauternes bölgesini biliyorsunuz. Botrytis en önemlilerinden birisi. Sis çok çok önemli. Toprak yapısının ısısı ve ısıyı tutması önemlidir. Bağın konumu önemlidir. Isı için örneğin yamaç bölgeler güneş ışını daha iyi alır. Az önce de bahsettiğim gibi yamaç bölgeler mesela Mozel. Mozel'de neden yamaçta bölgeler? Çünkü Almanya soğuk bir yer. Ve bağların yamaçta olması en azından üzümlerin hayatta kalabilmesi için hayati derecede önemli. Bu yüzden yamaçlarda önemli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar yamaçlarında. Su gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. Su doğal yolla ulaşabilir yani yağmur yoluyla ya da bizim sulamamız yapmamız lazım. Eğer biz sulama yapmak istiyorsak ki bunu da söylemek istiyorum. Bazı Avrupa ülkeleri şarap bölgelerinde sulama yasak arkadaşlar. Bazı durumlar olabilir gerçekten. O zaman izin veriyorlar ama genel olarak yasak. Eğer sulama yapmanız gerekiyorsa da 3 çeşit sulama yöntemi vardır. Drip, damla damla resimde görüyorsunuz zaten. Springless vardır, püskürtme sulama vardır ve float vardır. Float, rastgele sulama. Bunların en önemlisi drip. Eğer çok iyi bir kaliteli şarap yapmak istiyorsanız drip dışında başka bir seçeneğiniz yok. Yani dripin de önemli olduğu şu var arkadaşlar. Bizim asmaya ne kadar su ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ve yağmur ne kadar yağmur yağdığını da biliyoruz ve biz bunları hesaplayarak asmanın aslında ne kadar çok yağmur suya ihtiyacı olduğunu bilerek bunu damla damla asmaya belirli periyotlarda üretici tarafından sulandırılarak asmanın su ihtiyacını karşılıyor ve bu da üzümün daha kaliteli olmasını sağlıyor arkadaşlar. O yüzden önemli. Bağcılık açıklama bölümünde çok daha detay var. Ona da lütfen bakın ayrıca. Başka ne konuşalım? Hasat konuşalım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar burada hepsini kısaca tamamen size bakabiliyorsunuz. Siz önemli hatta indirebilirsiniz de bunu. Hasat önemli. Brix ölçümü biliyoruz artık değil mi? 18-25 çarp 0,55 ile çarpıyoruz. Sıcak ve soğuk bölgelerde farklılık gösterilebilir. Asit seviyesi önemli. Aroma ve tanen yapısı çok çok önemli arkadaşlar. Hasat seçeneklerini biliyoruz. Elle hasat ve makineyle hasat. İkisinin de avantajları ve dezavantajları var. Onu da söyleyeyim. Yani makineyle hasatın avantajı şu arkadaşlar. Büyük kapasiteli üretim, orta kalite şarap, düşük maliyet, yüksek kapasite üretim yapan şaraphaneler için daha avantajlı ve ucuz. Eğer sizin şaraphaneniz gerçekten büyük ve yüksek kapasiteli ise gerçekten makineyle hasat çok daha uygun olacaktır. Eğer sizin şaraphaneniz küçük şato tarzı ise burada fotoğraflarda yanlış koymuşum. Burada ya, kusura bakmayın. Daha yavaş olduğunu söyleyebilirim elle hasatın. Son derece seçici bir yöntem. Üzümleri seçiyorsunuz ama yüksek maliyet. Gerçekten yüksek maliyet. Çünkü işe ihtiyacı var ve işe ihtiyacınız var ve o insanlara labor yani iş gücüne ihtiyacınız olduğu için de yüksek maliyet çıkabilir. Bazı bölgelerde kesinlikle mecburi arkadaşlar. Örneğin Douro ve Mozel. Bağcılık da bunları biliyoruz. Arkadaşlar bu PDF'te olmayan ama benim bağcılık açıklama bölümüne ekleyeceğim bir bölüm var. Onu da oluşturuyorum şu anda. En iyisini vermek için birazcık daha zaman alacak. Ama sorun değil. Hep beraber öğreniyoruz. Ben öğrendikçe paylaşacağım. Nedir onlar? Asmalar arkadaşlar. Asmanın çeşitleri. Layer olsun, kordon olsun. Bir sürü asmalar var arkadaşlar. Onları da sizinle paylaşacağım. Bağcılık yöntemlerine bakalım bir de. Evet, bağcılık yöntemleri. Birazcık daha detaylı paylaşacağız şimdi bağcılık yöntemleri. Arkadaşlar bağcılık yöntemi nedir? Yani sizin vizyonunuz ne? Eğer şarap yapmak istiyorsanız nasıl bir şarap yapmak istiyorsunuz? Geleneksel bir bağcılık mı? Sürdürülebilir bağcılık mı? Organik bağcılık mı? Biyodinamik bağcılık mı? Modern bağcılık mı? Evet, birisini seçmek zorundayız arkadaşlar. Çok önemli. Hangisini yapmak istediğimizi bilmeliyiz. Gelin isterseniz bakalım. Geleneksel bağcılık, conventional. Amaç emeği azaltarak verimi artırmak. İlaçlama kesinlikle yapıyoruz. Zararlı olabilecek her şeyi öldürüp demeyelim de aslında
yok etmek de diyebiliriz. Üzümü sağlıklı tutmak arkadaşlar. O yüzden önemli. Sürdürülebilir bağcılık. Peki sürdürülebilir bağcılık nedir arkadaşlar? Sosyal, ekonomik ve çevresel bir bağcılık yapma. Yani her şeyi sürdürülebilir. Kullandığınız cibreden her şeyin bir geri dönüşümü olması lazım. Bunu en iyi uygulayan aslında Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri gerçekten çok çok iyi uyguluyor arkadaşlar. Zararların yaşam döngüsünü anlamak. Eğer evet biz diyoruz ki sürdürülebilir bir bağcılık için bize zarar verebilecek canlılar var ama onların yaşam tarzını anlamak istiyoruz. Onları rahatsız etmek istemiyoruz. Zararlılıkları ve hastalıkları önlemek için hava durumunu izlemek. O hava durumunu sürekli takip ediyoruz. Suyu koruma ve sulamayı azaltma yapmak istiyoruz arkadaşlar. IPM dedikleri Integrated Pest Management yani burada zararlı olan böyle böcekleri gerçekten analiz yaparak onları analiz yapmak yani kısacası ve bizim zararı nasıl minimum seviyeye indirebiliriz ilaç kullanmadan amaç bu arkadaşlar. Ve az önce de bahsettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda'da gerçekten popüler bir uygulama. Aslında Türkiye'de de ülkemizde de olması gereken bir şey belki vardır bilmiyorum sizin aklınızda hiç şu anda gelen var mı bir üretici Türkiye'den yerli üretici sürdürülebilir bağcılığı yapan? Ama organik bağcılık duydum Türkiye'de. Peki organik bağcılık nedir? O da kimyasal kullanımdan kaçınıyor arkadaşlar. Doğal gübre kullanımı, asmaların arasında çiçeklendirme. Yani şurada resimde görüyorsunuz. Burada cover crops denir arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Cover crops'ın ne olduğunu söyleyeyim. Bu nitrojen, fosfor gibi besin ihtiyaçlarını gerçekten ilaç kullanmadan doğal besin yoluyla çiçeklerin asmaya transfer etmesi. Gerçekten ilginç bir şey. Ve cover crops'ın ne olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen zamanlarda bağcılık açıklama bölümüne hatta cover crops'u da çok daha detaylı bir şekilde açıklayabilirim. Avantajları çok var. Hastalıklara karşı direnç sağlıyor arkadaşlar. Yani hastalıklara karşı direnç sağladığı zaman da gerçekten de ilaç kullanmaya gerek yok. Aslında çok mantıklı. Organik bağcılık Türkiye'de gördüm ama ne kadar cover crops uyguluyorlar o soru işareti. Belki siz biliyorsunuzdur ama ben şu anda organik bağcılık gördüm ama hiçbirisinde cover crops uyguladığını açıkçası görmedim. Belki de en ilginç bağcılık sistemi biyodinamik çok ilginç arkadaşlar. Gerçekten büyük bir emek sarf ediyor. Ama şu var. Çok güzel şaraplar çıkıyor dünyada. Biyodinamik şarap. Özellikle Fransa'da inanılmaz kaliteli şaraplar var. Peki biyodinamik bağcılık nedir? Arkadaşlar biyodinamik bağcılık organik şarap bağcılıkla hemen hemen aynı. Farkı şu. Aya göre hareket ediyorlar. Veresinde de görüyorsunuz o boynuz işte hepsinin bir numarası var. Ona göre toprağın altına gömerek aslında asmayı o şekilde güçlendirdiklerini düşünüyorlar ve gerçekten başarılı. Bunu Avusturyalı bir bilim adamı buldu. Rudolf Steiner. Lütfen bunu not alın. Rudolf Steiner gerçekten önemli bir isim. Ve Maria Thön de Ay'a göre hareket ederek işte astrolojiyle birazcık etkileyerek biyodinamik bağcılıkta hareket ediyorlar. Gerçekten ilginç bir sistem ve dünyanın üst düzey şarapları, markaları bunu uygulamaya başladı. Fransa kullanıyor. Amerika'da benim gördüğüm Willamette ve Oregon bölgeleri var. Orada da çok başarılılar olduğunu söyleyebilirim. Peki son olarak modern bağcılıktan bahsedelim arkadaşlar. Modern bağcılıkta aslında bilgisayar kullanımını, data'yı daha çok önem veren bir bağcılık sistemi diyebilirim. Benim en çok sevdiğim bağcılık yöntemi bu. Çünkü toprağından tutun suyuna kadar, hava durumuna kadar her şeyi kontrol ediyorsunuz. Ve gerçekten önemli. Hatta dronlarla filan bağları izlemeye başladı artık bazı üreticiler. Arjantin'de başladı bu arkadaşlar. Yani modern bağcılık daha çok dataya ve bilgisayar teknolojiye önem veren bir bağcılık sistemi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar sunum bu. İlk defa böyle bir yaptım. Bana görüşlerinizi lütfen bildirin. Böyle mi yapalım yoksa eskisi gibi sunum olarak mı gidelim? Bence ben bunu beğendim açıkçası. Size de gösteriyorum. Yani burada açıklama bölümünde girdiğiniz zaman suyun neden önemli olduğunu görebilirsiniz. Besinleri ekliyorum daha şu anda. Yani açıklama bölümünde de göreceksiniz. Ama bu videonun amacı zaten size dersin nasıl anlaşılması gerektiğini göstermekti. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen tekrar etmeyi, bilgileri tekrar etmeyi unutmayın ve unutmayın. Somdijiyi aldıktan sonra bilgiyi Somdij'den internet üzerinden de araştırabilirsiniz. İngilizce araştırın, Türkçe hiç bakmayın. Türkiye'de çok fazla kaynak bulamazsınız. Bulsanız bile kafanız karışabilir. Eğer İngilizce sorunuz varsa sizin için de harika bir fırsat arkadaşlar. Neden? İngilizce de öğrenmeye başlarsınız ki ben de öyle öğrendim. Yani
bir taşla iki kuş. Hem İngilizce öğreneceksiniz, hem şarap öğreneceksiniz. Araştırmaktan ve tekrar etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.